Güneş yükselen ya da Ay burcu Koç olanlar. Gökyüzü bu hafta harcamalarla ilgili konularda dikkatli olmanız adına uyarıyor sizleri. Aksi takdirde finansal noktalarda ciddi krizlerle karşı karşıya kalabilir, attığınız imzanın, aldığınız sorumlulukların faturasını tek başına ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bu duyguyu kontrol altında tutmak, iyi niyetinizi sizi aceleye getirip özellikle alım-satımlar, finansal konularla ilgili hızlandıracak kişilere de dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde baş ağrıtıcı durumlar sizleri bir hayli zorlayabilir. Fakat Perşembe gününden itibaren son derece güçlü enerjiler iş ilişkilerinizi ve aşk hayatınızı yeniden yapılandırmak için etkili olacak gökyüzünde. Aslan yeni ayıyla birlikte ilişkilerle ilgili yaşadığınız gerginliklerden özgürleşeceğiniz, şifalanacağınız, başkalarının sebebiyet verdiği sorunları çözebilmenin getirdiği huzuru yakalayacağınız etkiler söz konusu. Aslan yeni ayında yapılması gereken çalışmalarsa astrodeha.com'da ve astroklibimizde YouTube'da sizlerle. Sağlığınızla ilgili konularda ise Aslan yeni ay ile birlikte uzun zamandır verdiğiniz sağlık mücadelenizde şifa enerjisi sizlerle olacak. Hayatınızın kıymetini, sağlığınızın önemini daha iyi anlayacak ve mental anlamda sizi yoran insanlarla ilişkilerinizi sınırlandırma kararlılığını net bir şekilde ortaya koyacaksınız. İlişkilerde ise başkalarının adına karar vermeden, o ne der bu ne der endişesiyle hareket etmeden kalbinizi dinleme ve hayatınızda seçimlerinizi yapma döngüsündesiniz. Güneş yükselen ya da Ay burcu boğa olanlar, haftaya Venüs ve Jüpiter'in arasındaki sert açılarla başlayacaksınız. Öfkeli kararlar almamaya, haftanın ilk iki günü dikkat etmeniz, özellikle iş hayatınızla ilgili konularda önem taşımakta. Öfkenin aklınızı gölgelemesine izin vermeden, profesyonelliğinizi sakinlik ve akılcı yaklaşımlarla sürdürebilmek, zararınıza olabilecek pek çok şeyi engelleyip başarı çıtanızı yükseltebilir. Fakat gökyüzü haftanın ilk üç günü, özellikle fikir hırsızlıklarına karşı, sosyal medya hesaplarınızla ilgili çalınmalara karşı dikkatli olmanız, şifrelerinizi değiştirmeniz, gerekli tedbirleri almanız adına uyarıyor sizleri. Ayrıca hafta boyunca imza altına alacağınız şeyleri doğru okuduğunuzdan emin olmalı, uzman insanların tavsiye ve önerilerini dikkate almadan imza atmamalısınız. Gözünüzden kaçacak bir ayrıntı, maddi olarak alacaklarınıza kendi elinizle büyük bir set koymanıza sebebiyet verebilir. Aceleci yaklaşımlar içerisinde olmadan her şeyi gözlemlemek, biraz daha titizlik ve her şeyden önemlisi sakinlikle ilerlemek, iş hayatınızda başarı çıtanızı yükseltmeniz adına önem taşımakta. Ayrıca hafta boyunca reklam, tanıtım, işiniz, mesleğinizle ilgili yapacağınız her aktivite fazlasıyla dikkat çekecek, çok daha fazla kitleye ulaşabilmenin yeni iş teklifleri, yeni projeler ve sürprizler olarak karşınıza çıkmasını deneyimleyebileceksiniz. Finansal konularda ise endişelerden uzaklaşmaya başlayacağınız enerjiler söz konusu. 28'inde gerçekleşecek Aslan yeni ayı, finansal anlamda son 4 aydır yaşadığınız zorlukları arkanızda bırakmanızı sağlayacak yeni gelir kaynakları, önemli teklifler, projeler, aslında olmanız gereken yere sizi taşıyacak fırsatlar ve teklifler olarak yansıyacak. Şimdi bunu akıllıca değerlendirmeli, gizliliğe önem vererek işleriniz gerçekleşmeden çok da fazla kimseyle paylaşmamaya özen göstermelisiniz. Ayrıca bu yeni ay ile birlikte aşk hayatınızda sürpriz gelişmelere hazır olun. Aşka küskünseniz, aşkla ilgili korkularınız, kaygılarınız, sevmekten ve sevilmekten alıkoyuyorsa sizleri, şimdi gerçekleşecek enerjiler deyim yerinde ise boyut atlattıracak bu anlamda sizlere. Kalıcı bir beraberliğe adım atabilir, ilişkinizdeki sorunları çözümlemenin getirdiği huzurla, ortak kararlarla ilişkinize farklı bir noktaya taşıma kararı alabilirsiniz. Kısacası her şey en yüce ayrınıza olacak. Aslan yeni ayıyla birlikte dualarınıza, dileklerinize,
isteklerinize çok özen gösterin. Olmuş gibi ifade eden pozitif cümlelerle dua ve niyetlerde bulunmaya odaklanarak ilerleyin. Aslan yeni ayında yapılması gereken çalışmalar yeni astro klibimizde astrodeha.com'da yazılı olarak da sizlerle. Sağlığınızla ilgili konularda ise kilo probleminiz varsa, şeker hastalığından muzdaripseniz, aslan yeni ayıyla birlikte diyete başlayabilir, spora başlayabilir. Bu anlamda tıbbi müdahalelerden faydalanarak şifa bulabilirsiniz. Özellikle bu hafta gayrimenkul, alım satım ve yatırımlarla ilgili önemli teklifler, fırsatlar karşınıza çıkabilir. Reddetmek, çekinerek hareket etmek yerine akıllıca değerlendirmek önemli bir kazanımın, belki de ciddi bir hayalin gerçekleşmesi anlamına gelebilir sizler için. Güneş yükselen ya da ay burcu ikizler olanlar, gökyüzü finansal konularda bu hafta dikkati elden bırakmamanız adına uyarıyor sizleri. Özellikle bilişimle ilgili mağduriyetler yaşamak istemiyorsanız, internet üzerinden yaptığınız alışverişlerde daha dikkatli, kontrollü olmalı, güvenlik tedbirlerinizi arttırmalısınız. İşinizle ilgili konularda ise özellikle kargolar, mailler, zamanında ulaştırılması gerekenlerle alakalı daha kontrolcü olmanız önem taşımakta. Yaşanan gecikmeler, müşterilerinizle ciddi problemler yaşamanıza, finansal anlamda zarar görmenize sebebiyet verebilir. Ve hafta boyunca arkadaşlarınızın sizden finansal anlamda istek ve taleplerine evet derken dikkatli olmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. Kefil olursanız problemler yaşayabilir, borç verirseniz geri alamayabilirsiniz. Kısacası kendi merkezinizde kalmak, finansal konularda borçla var olan borcu ödemeye kalkmak daha büyük sıkıntılara sebebiyet verebilir. En iyisi gelin haftanın enerjilerini doğru değerlendirmek için daha fazla kazanmanın yollarını arayın. İşinizle ilgili reklama, tanıtıma, sorumluluklarınızı daha titiz bir şekilde yerine getirmeye odaklanarak hareket edin. Ne kadar emek verirseniz karşılığını o denli güçlü alacaksınız. 28'inde gerçekleşecek Aslan yeni ayı ise aşk hayatlarınızdaki gölgeleri ortadan kaldıracak. Pek çok arkadaşınızın gerçek niyetini anlayacak, onlarla aranızın bozulmasına sebebiyet veren durum ve olayları daha sakin bir şekilde değerlendirip ilişkilerle ilgili, arkadaşlıklarla ilgili sorunları çözümleyebileceksiniz. Kısacası uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınız varsa karşılıklı dilinen özürler ve iyi niyetin ortaya konmasıyla yeniden grubunuzu bir araya getirmenin güzellikleri hem iş hayatınıza hem dostluğunuza olumlu şekilde yansıyabilir. Bunun yanı sıra özel yaşamınızla ilgili konularda tereddütlerden uzaklaşacağınız, olmaz dediğiniz şeyleri deneyimleyeceğiniz, orta yolu bulabilmenin, resmin bütününü görebilme cesaretini ortaya koyarsanız aşkla karşılığını alacağınız enerjiler hakim şimdi. Aslan yeni ayında yapılması gereken çalışmalar yeni astro klibimizde ve astro dehada sizlerle. Ayrıca hafta boyunca sağlığınızla ilgili konularda özellikle kemik erimesi, fıtıklarla ilgili problemleriniz varsa gökyüzü şifa enerjisinin sizlerden yana olduğunu müjdelerken bu anlamda tedavilerinizi ihmal etmemeniz faydanıza olacaktır. Gördüğünüz rüyalara dikkat etmeli, size zarar veren insanların gerçek niyetini görmüşken hırsla bunları onların yüzüne vurmak yerine kendi hayatınızdan çıkarttığınız dersleri işinize, ilişkilerinize, yeni barıştığınız arkadaşlarınıza yansıtmaya gayret göstermelisiniz. Ayrıca bu hafta rehber rüyalar görebilirsiniz. Rüyalarınızı dikkate almalı. Hiçbir negatif düşüncenin, negatif enerji sarmalının sizi siz olmaktan alıkoymasına müsaade etmemelisiniz. Pozitif düşünmeli, zihninizi arındırmalı, kalbinizi kırgınlıklardan, kızgınlıklardan şifalandırmak için son derece olumlu cümleler kullanmalısınız. Konuştuklarınız, söyledikleriniz hafta boyunca yaşamınızda taçlanabilir, dikkatli olmalı ve bu güzel güçlü enerjiyi tamamen saf duygularla değerlendirmeye odaklanmalısınız.
Güneş yükselen ya da ay burcu yengeç olanlar. Gökyüzü bu hafta işinizle ilgili konularda öfkeli yaklaşımlar içerisinde olmamanız adına uyarıyor sizi. Özellikle haftanın ilk iki gününde kendinize, işinize yeteri kadar değer verilmediği düşüncesiyle aşırı derecede hassas davranıp duygusal patlamalar içerisinde bulunabilirsiniz. İşinizi riske edecek yaklaşımlar içerisinde olmak yerine gerekirse bu işi noktalamak, memnun olmadığınız konuları sakin bir dille ifade etmek, yeni bir arayışın içerisine yönelmek çok daha faydalı olacak sizler için. Finansal konularda ise hafta ortasından itibaren beklediğiniz gelişmeler yaşanmaya başlayabilir. Bu durum kendi işinizi kurmak, yeni bir işbirliği ve ortaklık için kullanılabilir, olumlu etkiler olarak yansıyacak, akıllıca değerlendirmeli, duygusal gergitlerle hareket etmemelisiniz. Aslan burcunda gerçekleşecek yeni aile birlikte ise özel yaşamınız ve ailevi konulardaki gerginlikler ardınızda kalmaya başlıyor. Ortak noktalarda buluşabilmenin, karşılıklı anlayışın, huzur ve mutluluğunu deneyimleyeceğiniz, yeni başlangıçlar içerisinde olabileceğiniz etkiler söz konusu. Geçmişe dönüp bakarak anda kalamaz ve anın getirilerini değerlendiremezsiniz. Şimdi kurban psikolojisinden çıkmak, gücünüzün farkına varmak, kendi gölgelerinizi şifalandırmak olsun amacınız. Aslan yeni ayında yapılması gereken çalışmalar yeni astro klibimizde sizlerle. Özel yaşamınızda yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız geçmiş defterleri kapatmalı, arkanızda kalan olayları sürekli zihninizde tutup konuşmamalısınız. Ayrıca arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde kendi mahremiyetinizle ilgili konularda konuşmamak, daha dikkatli ve prensipli yaklaşmak akıllıca olacaktır. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca diyete başlamanız, sportif aktivitelerle ilgilenip olumlu sonuçlar almanız adına destekliyor sizleri. Uyanın, fark edin ve gücünüzü hayatınızı iyileştirmek için kullanın şimdi. Güneş yükselen ya da ay burcu aslan olanlar, gökyüzü haftanın ilk 3 günü seyahat planlarınızda dikkatli olmanız adına uyarıyor sizleri. Aşırı hızdan dikkatinizi dağıtacak şeylerden kaçınmalı, seyahat planlarınızla ilgili bilgileriniz, belgeleriniz, valizlerinizi 2 kere kontrol etmelisiniz. Küçük aksaklıklar baş ağrıtıcı durumlara sebebiyet verebilir. Kısacası bu anlamda daha tedbirli ve dikkatli olmanız önem taşımakta. İşinizle ilgili konularda ise bu hafta kendi duygularınızla, istekleriniz, var olan şartlar arasında bir yarış içerisinde hissetmek yerine bunları uyumlamak, daha uzlaşıcı bir tavır içerisinde bulunmak ve sizi kendi hayatlarında başarılarıyla belli bir nokta ve disiplinde olan insanların söylemlerini dikkate almak, doğru kararlar vermeye yöneltecektir. Akıllı hareket etmeli, fevri yaklaşımlar içerisinde bulunmamanız gerektiğini iş işten geçmeden kabullenmelisiniz. Ve tabii ki 28'inde burcunuzda şahane bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay enerjisiyle adeta özgüveninizi, bilinçaltınızı, çocukluk travmalarınızı şifalandıracağınız enerjiler yağmur olup üzerinize yağacak. Arınacak, güçlenecek ve yüksek bir farkındalık kazanacaksınız. Ertelemeden, keşke demeden, geçmişin izlerini şifalandırarak hayatınızda önemli kararlar alıp uygulayacağınız, iş ve özel yaşamınızda mutluluğu, başarıyı harmanlayacağınız enerjiler söz konusu. Finansal konularda da güçlenmeye başlıyorsunuz. Hafta ortasından itibaren işbirlikleri, ortaya koyduğunuz fikir ve projelerin kabul görmesi rahatlatacak sizleri. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca sert sporlar yapmaktan uzak durmanız adına uyarıyor sizleri. Sert sporlar yaparken incinecek ayak bilekleri ve eklemlerle ilgili sorunlar yaşamanız noktasında uyarıcı enerjiler hakim. Ve tabii ki Aslan yeni ayında yapılması gereken çalışmalar tüm detaylarıyla yeni astro klibimiz ve astro dehada sizlerle. Akıllı hareket etmeli, sözlerinize, düşüncelerinize,
pozitif anlamlar, enerjiler yüklemeli ve bunları paylaşmakta, özellikle sevdiklerinizle cömert olmaya özen göstermelisiniz. Şimdi kendinizi yenileyeceğiniz, şifalanacağınız, hayatın kapılarını bembeyaz bir noktadan aralayacağınız enerjileri akıllıca değerlendirin ve sahiplenin. Güneş yükselen ya da Ay burcu Başak olanlar, haftaya büyük iyilik Jüpiter ve güzelliklerin temsilcisi Venüs'ün sert açılarıyla başlıyorsunuz. Yanlış anlaşılmalar, hassas olduğunuz konularda bilinçli iğneleyici yaklaşımlar içerisinde bulunan arkadaş ve akrabalarınıza dikkat etmeli. Onların sizi hassas yerlerinizden vurarak istediği noktaya getirmesine müsaade etmemelisiniz. Kısacası şimdi kendi merkezinizde kalmalı, kendinizi koruyup sizin için hassas olan konuların başkaları tarafından suistimal edilmemesi noktasında daha keskin ve bilinçli davranmalısınız. Aksi takdirde haftanın ilk gününü bu anlamda yaşanacak şeyler işinizle ilgili konularda motivasyonunuzu düşürebilir ve yapmanız gerekenleri geciktirerek problemlerle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca bu hafta ticari faaliyetler, alım-satımlar, ekonomik anlamda keskin kararlar almaktan ve uygulamaktan uzak durmanız adına uyarıyor gökyüzü sizleri. Sağlığınızla ilgili konular başta olmak üzere 28'inde Aslan Burcu'nda gerçekleşecek yeni ay, iç huzurunuzu yakalamanız, özgüveninizi yükseltmeniz ve başkalarından kaynaklanan sorunlardan dolayı yorgun kaldığınız maddi manevi pek çok yükümlülükten özgürleştirecek sizleri. Şimdi emeğiniz kendi hayatınızı yapılandırıp işinizle ilgili konularda sorunları çözmeye olmalı. Bunları başarabileceğiniz işle ilgili konularda önemli başvuruları, toplantıları, görüşmeleri gerçekleştirip fikirlerinizin, projelerinizin kabul göreceği enerjilerle karşı karşıyasınız. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca alerjik reaksiyonlar ve bel bölgesiyle ilgili hassasiyetlerinize önem göstermeniz, tedavilerinizi ihmal etmemeniz adına uyarıyor sizleri. Aynı zamanda Aslan yeni ay ile birlikte özel yaşamınızla ilgili konularda tereddütlerinizi konuşabilecek, karşı tarafın anlayışlı ve sakin tutumuyla ilişkinizde İkiniz için de hoş olmayan pek çok konuyu konuşabilmenin getirdiği huzurla çözümler bulabileceksiniz. Eş veya sevgilinizle ortak faaliyetler ve aktivitelerde bulunmak, ilişkinizde kaybettiğiniz heyecanı yeniden yakalamak da Aslan yeni ayının sizlere yansıyan güçlü enerjileri arasında. Bu süreç içerisinde kelimelerinize, kiminle nerede ne konuştuğunuza hafta boyunca dikkat etmek, negatif insanların hiçbir şekilde zihninizi karıştırmasına müsaade etmemek mümkün hale gelecek. Ve Aslan yeni ayında yapılması gerekenler yeni astro klibimizde sizlerle. Şimdi dönüşüm, bilgelik, gelişim zamanı sizler için. Ufak tefek problemlere takılıp kalmamalı, bunların aşılabilir olduğunun bilinciyle gücünüzü hayatınızın her noktasına yansıtmalısınız. Güneş yükselen ya da Ay burcu terazi olanlar, gökyüzü haftanın ilk iki günü aile ve arkadaşlık ilişkilerinizde yaşanan gerginliklerden dolayı kendinizi baskı altında hissedebileceğinize işaret etmekte. Özellikle aile bireylerinin kendi aralarında ortak fikirler içerisinde bulunamaması, ortak bir mal, ortak bir para veya yapılması düşünen bir yatırımla ilgili fikir ayrılıkları huzursuz kılabilir sizleri. Taraf olmamaya özen göstermeli, bir şeyleri tek başınıza düzeltemeyeceğinizin gerçeğiyle kendi merkezinizde kalmaya gayret göstermelisiniz. Alevlenen tartışmalar içerisinde siz de istemediğiniz şeyler duyabilir ve aileyle ilgili konularda bunun yansıması olarak keskin kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Kısacası yeterince incinmiş olan ruhunuzu aile içerisinde hoyratça söylenen sözleri gerginlikle ortaya koyan yakınlarınızdan dolayı daha fazla incinmemek için
biraz merkezde kalmalı. Her iki tarafa karşı da adil uyarılarda bulunup sessizliğinizi korumalısınız. Arkadaşlık ilişkilerinizde ise özellikle uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızdan gelecek istekler, talepler sizleri şaşırtıp kızdırabilir. Bir anda istenilen bir borç veya özel yaşamlarıyla ilgili konulara müdahil olmak istenmeniz söz konusu olabilir. Aman dikkat, teraziler hayır demeyi bilmeli. Bu hafta işinize, kendi ilişkilerinize odaklanmanız gerektiğinin bilinciyle hareket etmelisiniz. İşi düşünce arayan arkadaşlara ise kapıları kapatma zamanı. 28'inde gerçekleşecek Aslan Yeni Ayı ve Büyük Yelik Jüpiter'in retroya başlaması, aşk hayatınızda yaşanan talihsiz olayların dengelenmesi, aşkla ilgili konularda sürekli yaşadığınız tekrarların artık bir düzene, yeni bir noktaya taşınması adına uyanışa geçiriyor sizleri. İlişkilerde yaklaşımınız ne? Nerede, nasıl davranıp aynı sonuçlarla karşılaşıyorsunuz? Sürekli farklı insanlarla benzer olayları yaşıyorsunuz. Şimdi bunları masaya yatırmalı, ilişkilerdeki tutumunuzu, tavrınızı geliştirmeye odaklanmalısınız. Ayrıca Aslan Yeni Ay ile birlikte ayrıldığınız eski eş veya sevgiliden gelecek teklifler, aynı anda birden fazla kişinin ilgisinin üzerinizde olması kafanızı karıştırabilir. Bu durum bir an için hoşunuza gidecek olsa da sadece duygularla değil, akılcı yaklaşımlar içerisinde olup sizi gerçekten hak ettiğine inandığınız, kalbinizde yer tutabileceğini hissettiğiniz kişiye şans tanımalısınız. Evli ve ilişkisi devam eden terazilerse aileden kaynaklı sorunlara karşı dikkatli olmalı. Eş veya sevgiliniz de bu tarz olaylara karşı hemfikir olmanız gerektiğini unutmamalısınız. Ayrıca Aslan Yeni Ayında yapılması gereken çalışma yeni astro klibimizde ve Astro Deha'da sizlerle. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hormonal rahatsızlıklara hassasiyetinizin yüksek olduğu vurgusunu yaparken özellikle cinsel organlarla ilgili tedavileriniz, muayeneleriniz varsa bu hafta bunları ihmal etmeden gerçekleştirmelisiniz. Güneş yükselen ya da Ay burcu akrep olanlar, haftaya Venüs ve Jüpiter'in arasındaki keskin açılarla merhaba diyorsunuz. Kendi rüyalarını, hayallerini gerçekleştirmek isteyen sözlü arkadaşlarınız, iş hayatınızda dikkatinizi dağıtıp hatalar yapmanıza sebebiyet verebilirler. Rüyalar güzeldir. Bazı rüyalar gerçekleşebilir ama hiç kimsenin rüyasının sizi işinizden alıkoyup hatalar yapmasına da müsaade etmemeli. Eğer bir rüyanın gerçekleşmesini istiyorsanız kendi hayal ettiğiniz bir arzunuzu gerçekleştirmek için mücadele etmelisiniz. Aksi takdirde arkadaşlardan kaynaklı zararlar, iş hayatınızda maddi manevi zorluklarla karşılaşmaya, itibarınızı sarsabilecek durumların merkezinde tek başınıza mücadele etmeye sebebiyet verebilir. Finansal konularda da özellikle yakınlar ve arkadaşlarla ilgili konularda dikkatli alışverişler içerisinde olmalı. Söze güvenip de parasal alışverişler içerisinde bulunmamalısınız. 28'inde gerçekleşecek Aslan Yeni Ayı kariyer hayatınızı, aile hayatınızı ve özel hayatınızı dengelemek adına bir fırsat sizler için. Tabii bu fırsatı arkadaşlarınızın saçma sapan fikirlerine bir an cazibeli bulup kapılarak ihmalkar yaklaşımlar içerisinde de olmamalısınız. Aksi takdirde hayallerinizin götürdüğü yere değil, başkalarının hayallerine hizmet edip kendi hayatınızı zor durumda bırakacak olaylara imza atabilirsiniz. Eminim ki bunu istemezsiniz. Bu yüzden sağduyuyu elden bırakmamak ve hafta boyunca güçlenen sezgilerinizin rehberliğine güvenerek yol almak faydanıza olacak. Dikkat edin, bu hafta korkular, kaygılar ve cezbedici kelimeler olmadığınız biri gibi davranıp yanılgılar ve pişmanlıklara sebebiyet vermesin. Sezgilerinize güvenmeli, sezgilerinizin sizi uyardığı olaylara, kişilere yaklaşımınızı daha pozitif bir noktada, daha güven verici ve zarar görmeyeceğiniz şekilde dengelemeye gayret göstermelisiniz.
Yatırım planlarınızla ilgili konularda ise 28'inde gerçekleşecek Aslan Yeni Ayı'na eşlik eden Jüpiter Retrosu, ani yaklaşımlar, ani olaylardan dolayı gecikmelere karşı uyarıyor sizleri. Korkmayın, bir şeyin olmaması sizin daha hayırlı sonuçlar almanızın anahtarı olacak belki de. Özel yaşamınızla ilgili konularda ise eş veya sevgilinizin yakınlarıyla ilgili eleştiri dozunuzu dikkatli bir şekilde, kontrolcü bir şekilde ele almanız faydanıza olacaktır. Sizi siz olduğunuz için seven insanı incitecek yaklaşımlarda bulunup onu üzdükten sonra sizden uzaklaşmasını yaşamak istemiyorsanız eğer. Sağlığınızla ilgili konularda ise diyete başlayabilir, uzun zamandır yaptırmayı düşündüğünüz saç bakımı, estetik operasyonlarla ilgili isteklerinizi gerçekleştirip olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Aslan yeni ayında yapılması gereken çalışma yeni astro klibimizde ve Astro Deha'da sizlerle. Güneş yükselen ya da Ay burcu yay olanlar. Venüs-Jüpiter arasındaki keskin açılar sizi aşırı derecede öfkeli ve gereğinden fazla duyarlı kılabilir haftanın ilk günlerinde. Bu durum işinizle ilgili konularda psikolojik anlamda yanlış anlaşılmalara ve kontrol edemediğiniz duygularınızdan dolayı baskın tavırlarda bulunup tepkiler almanıza yol açabilir. Hem kendi psikolojinizi hem de birlikte çalıştığınız insanların psikolojisini düşünerek daha sakin kalmak için dua edin, meditasyon yapın, kısa bir geziyle, doğayla baş başa kalın ama öfkenin ateşinden kurtarın ruhunuzu. Ayrıca hafta boyunca kızgınlıkla söyleyeceğiniz şeyler insanların hassasiyetleri, kutsal saydıklarına dokunabilir ve bir anda hiç beklemediğiniz büyük tepkilerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Pire için yorgan yakma zamanı değil, şimdi öfkeyi bir an evvel dizginleyip söndürme zamanı sizler için. Özellikle işle ilgili konularda devir, yeni bir alım, yeni bir işbirliği ve ortaklıklar söz konusuysa daha bilinçli, sağduyulu, insanların zihninde yanlış anlaşılmaya müsait bir tavır içerisinde bulunmamanız önem taşımakta. Agresif yaklaşımlar, keskin çıkışlar son anda işlerinizin olmamasına ve hayal kırıklıklarına sebebiyet verebilir. 28'inde gerçekleşecek Aslan Yeni Ay ise özellikle sporla ilgilenen yay burçlarının önemli başarılara imza atması açısından önem taşımakta. Başvurularınız kabul görebilir, uzun zamandır emek verdiğiniz bir konuda ödüllendirilebilirsiniz. İşle ilgili konularda ise özellikle iletişime önem vermek, reklam ve tanıtımdan ziyade birebir görüşmelerle anlaşmaları netleştirmek, Aslan Yeni Ay'ın enerjisini doğru kullanmanız anlamına gelecek. Bunun yanı sıra yönetici gezegeniniz aynı gün durağan seyrine, retroya başlıyor. Kişisel güvenliğinize çok dikkat etmeli. Sizin için özel ve mahrem olan şeylerin ama bilgisayarınızda ama telefonunuzda ama sosyal medyanızda başkalarının eline geçebileceğinin bilinciyle daha temkinli ve dirayetli olmalısınız. Şifrelerinizi değiştirin, güvenlik tedbirlerinizi arttırın ve bu anlamda kimsenin bam teline basmayın. Geçmişiniz bir anda hiç istenmeyen bir şekilde ortaya dökülüp saçılabilir ve oldukça üzücü olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Aslan yeni ay enerjisiyle ruhunuzu iyileştirmek, öfkeyle yaptığınız hataları tekrarlardan uzaklaşmaya niyet etmek size çok olumlu sonuçlar olarak geri dönebilir. Aslan yeni ayında yapılması gerekenler ise tüm detaylarıyla yeni astro klibimizde ve Astro Deha'da sizlerle. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin size yaptığı uyarıları dikkate almak, bunu muhalefet görüp de saldırgan bir tutumla karşılık vermemek akıllıca olacaktır. Pişman olmamak, yalnızlıkla tek başınıza mücadele vermemek için. Güneş yükselen ya da Ay burcu oğlak olanlar, haftaya Venüs Jüpiter'in sert enerjileriyle başlarken arkadaşlık ilişkilerinizde, çocuklarla ilgili konularda, onların arasında yaşanacak tartışmalarda dikkatli olmalı, hiç kimsenin avukatlığına soyunmamalısınız. İyi niyetle girişeceğiniz şeyler bir anda beklenmedik kabağın başınızda patlayıp haklıyken mağdur olmanıza sebebiyet verebilir.
Kısacası hakem olmak, avukatlık yapmak hafta boyunca uzak durmanız gereken iki nokta olacak. Tartışmalara karşı üzüldüğünüzü ifade etmeli. Sen haklısın, sen haksızsın diyerek kimseyi bir tarafa çekilerek kendinizi zor durumda bırakmamalısınız. İşinizle ilgili konularda ise özellikle 28'inde gerçekleşecek Aslan Yeni Ay ile birlikte daha iyi enerjiler, yeni başlangıçlar yapabileceğiniz etkiler söz konusu. Borçlarla ilgili endişelerinizden uzaklaşacağınız önemli bir iş anlaşmasına imza atabilir. Güçlü dostlardan gelecek bir fikir, öneri, doğru yerde doğru insanlarla tanışabilmenin getirdiği güzel avantajlarla da karşılaşabileceksiniz. Akılcı bir şekilde hızlı kararlar vermek ve demiri tavında dövmek işinizle ilgili, finansal rahatlamalarla ilgili mihenk taşınız olabilir. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca alerjik reaksiyonlar ve dişle ilgili hassasiyetlerin sizler için yorucu olabileceğini işaret etmekte. Kronik sağlık problemleriniz varsa ve bu tarz rahatsızlıkları dikkate alıp yerinde müdahaleler yaptırmak Aslan Yeni Ay ile şifa bulmanız açısından önem taşımakta. 28'inde gerçekleşecek Aslan Burcu'ndaki Yeni Ay ile birlikte aile, kökleriniz, atalardan gelen pek çok olumsuz enerjiden şifalanabileceğiniz enerjiler hakim sizler için. Sevginizi gösterdiğinizden emin olmalı, sevilmenin getirdiği şımarıklıkla sevginizi kendinize saklamamalısınız. Ama çocuğunuza, ama eşinize, ama sevgilinize, sevginizi şimdi cömertçe ortaya koymalısınız. Alma verme dengesinin yapılanması, kendinizi daha iyi hissetmeniz ve sevginize olan, ihtiyacı olan kişilerin kaybetmeden değerini bilebilmeniz için. Finansal konularda da rahatlamalar söz konusu olacak. Uzun zamandır bir alım satımla ilgili beklediğiniz haberler bu hafta olumlu bir şekilde gerçekleşebilir. Bunları yaparken kazanımlarınızı akıllıca değerlendirmeli, yatırım planlarınızla ilgili her söyleneni dikkate alıp da elinizdeki parayı da çarçur etmemelisiniz. Aslan yeni ayında yapılması gereken çalışmalar, yeni astro klibimiz ve astro dehada sizlerle. Güneş yükselen ya da ay burcu kova olanlar, gökyüzü bu hafta özellikle haftanın ilk iki günü dalgınlığınızdan, unutkanlığınızdan kaynaklı problemlerin iş hayatınızda krizlere dönebileceği konusunda uyarıyor sizlere. Dikkati elden bırakmayın. Unutabilir, atlayabilirsiniz ama özel belgeler, resmi işlerle ilgili konularda unutkanlığınızın faturası maddi yaptırımlar ve cezalar olarak karşınıza çıkabilir. Kısacası bu anlamda daha tedbirli, dikkatli olmak, ailevi sorunlardan kaynaklı problemleri iş hayatınıza yansıtmamak faydanız olacaktır. Kızgınlıkla yaptığınız söylemler, sabırlı olduğunu bildiğiniz insanların bile sabrının taşmasına, size olan bakış açılarının değişmesine sebebiyet verebilir. Bundan çok üzülüp pişmanlık duysanız da bir şeyleri tekrardan yapılandırmak ve inşa etmek oldukça zor olabilir sizler için. Kısacası hassasiyetlere önem göstermeli, empati kurarak yanlış cümleler ve tavırlarla yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemeye gayret etmelisiniz. Finansal konularda ise gökyüzü hafta boyunca risk almaktan, yatırımlarla ilgili aceleci yaklaşımlar içerisinde bulunmaktan uzak durmanız adına uyarıyor sizleri. 28'inde karşıt burcunuzda gerçekleşecek yeni ay enerjisiyle daha özgür hissedeceğiniz, aileden gelen yaraların şifalanacağı enerjilerle karşı karşıya kalacaksınız. Bu durum iş hayatınıza, dostluklarınıza, özel yaşamınıza olumlu şekilde etkilenecektir. Atalarınızdan gelen, belki çocukluğunuzda yetiştirilme tarzınıza bağlı, sizi güzelliklerden, mutluluklardan alıkoyan, sert tepkiler vermenize sebebiyet veren pek çok şeyi dönüştürebilmek mümkün şimdi. Aslan yeni ayında yapılması gereken çalışmalar, yeni astro klibimiz ve astro dehada sizlerle. Fakat 28'inde Jüpiter'de geri harekete başlıyor. Özellikle aileniz, işinizle ilgili mahrem olan konuları ulu orta konuşmamalı, sözde arkadaşlarınızın art niyetli tavırlarına aldanarak da kendi özel hayatınızda problemlere sebebiyet verecek
konuşmalar içerisinde bulunmamalısınız. Aksi takdirde eş veya sevgilinizle aranız bozulabilir. Aranızda kalması gereken mahrem bir olayın gün yüzüne çıkmasıyla üstüne eklenenlerin altında kalabilirsiniz. Kısacası elinize, belinize, dilinize sahip çıkın bu hafta. Dostlarınızla ilişkilerinize önem vermeli. Yanlış anlaşılmalar söz konusu olduysa özür dilemenin bir erdem olduğunun bilinciyle hızlıca harekete geçmelisiniz. Çocukları olan kovalarsa onların başarılarıyla, yetenekleriyle gururlanacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız bu hafta. Güneş yükselen ya da Ay burcu balık olanlar, haftanın ilk üç günü finansal konular ve işinizle ilgili konularda hiçbir risk almamanız adına gökyüzü uyarıyor sizleri. Büyük iyilik Jüpiter ve güzelliklerin temsilcisi Venüs'ün arasındaki keskin açı risklere her ne kadar sizler için cezbedici kılacak olsa da maddi manevi zararlar görebilir. Elinizdeki bulgurdan olmanın getirdiği hüznü uzun bir süre üzerinizden atamayabilirsiniz. Kısacası dikkat, dikkat, dikkat. Bunu nasıl değerlendirmelisiniz? Daha girişimci olmak, işinizi genişletmek, daha fazla kitleye ulaştırmak için uzman insanlarla fikir alışverişlerinde bulunmak, gelenekçi yapınızı yenilikçi yaklaşımlarla iyileştirerek reklam, tanıtım ve kişisel olarak yapacağınız girişimlerle tamamlamak faydanız olacaktır. Hafta boyunca sağlığınızla ilgili konularda ise hastalık hastası sözlü arkadaşlarınızın dengenizi bozmasına müsaade etmemelisiniz. Aksi takdirde kendi kendinize enerjinizi düşürmeniz, fiziksel ve mental sağlığınızı aşağıya çekmeniz isteseniz de istemeseniz de gerçekleşebilir. Unutmayalım ki her düşüncemiz, her söylemimiz evrende mutlak titreşimlerle etkili olur ve yaşamımızda tezahür eder. Şimdi bu enerjiyi dönüştürmek için son derece pozitif kalmak, gerçekçi yaklaşımlar içerisinde bulunmak, sağlığınızı, paranızı, ilişkilerinizi iyileştirmek, daha mutlu, huzurlu, başarılı hale getirmek için olsun arzu ve niyetleriniz. Ayrıca 28'inde kalpleri ısıtacak şahane bir Aslan Yeni Ayı gerçekleşecek. Aslan Yeni Ayı ile birlikte işinizi büyütmek, işinizle ilgili konularda daha doğru insanlarla iş birlikleri içerisinde bulunmak, size zarar veren bir alışkanlığınızı bırakmak, bu anlamda tedavi görüp şifa bulmak da mümkün hale gelecek. Her şeyden önemlisi Aslan Yeni Ayı ile birlikte özel yaşamınız ve dostluklarla verdiğiniz imtihanlardan sınıfı geçeceğiniz, mutlu, başarılı, kalıcı ilişkilere adım atabileceğiniz enerjiler hakim sizler için. İlişkinizdeki sorunları çözümleyebilir, başkalarının sebebiyet verdiği ağırlıklardan özgürleşebilirsiniz. Fakat yönetici gezegeniniz Jüpiter retroya başlıyor. Özellikle finansal konularda neye ne kadar ihtiyacınız olduğunu daha gerçekçi bir şekilde yapılandırabilmek, yatırım planlarınızı netleştirmek ve bir sonraki hafta için hazırlıklar, araştırmalar yapıp olumlu sonuçlar almak da mümkün olacak. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca bağışıklık sisteminizi güçlü tutmanız gerektiğine karşı uyarıyor sizleri. Unutmayalım ki COVID fazlasıyla arttı. Özellikle balık burcunun ilk 10 günü ve ikinci 10 gününde doğanlar Allah korusun bu tarz rahatsızlıklara karşı daha hassas ve duyarlı davranmalılar. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.